İktidara akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar üzerinden tepki gösterdi. Bunlar zam değil zulümdür dedi. İnanılır gibi değil ya. Yani şu zamlar tekrar söylüyorum bunlar zam değil zulümdür. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Yalım Halıcı, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi. İktidarın seçim öncesi verdiği petrol ve doğalgaz vaatlerini unuttuğunu söyleyen milletvekili Halıcı İktidar zafer sarhoşluğu yaşıyor. Akaryakıta bir gecede altışar lira zam yapılır mı ifadelerini kullandı. Gabar'da evet petrol bulmuştuk, Karadeniz'de gaz bulmuştuk ve bunları e, o kadar kaliteli diyordu ki televizyona çıkan iktidar partisi temsilcisi direkt deponuza aracınızın deposuna dayayın bunu kullanacaksınız o kadar yüksek kalitede bulduk diyorlardı işte karşılaştığımız manzara önümüzde bir gecede 5'er TL ÖTV zammı KDV'si ile birlikte 6'şer liraya litre başına bu gelir vatandaşımızın sırtına yüklendi yüklendi nerede bulduğumuz doğalgaz petrol seçimden önce verilen vaatler tek tek unutulmaya başlandı. İşte gerçeklerle maalesef yüzleşiyoruz. Yine söylüyorum anlatmak istediğimiz tam da buydu seçimden önce. Türkiye'de TÜİK rakamları makyajlı diyorduk. Gerçek olmayan bir sanal ekonomi sizlere pompalanıyor diyorduk. Bu sürdürülemez diyorduk. İşte sonuçlarını yaşıyoruz. Hani bu e, bulduğumuz petrolle aile ve gençlik bankası kuracaktık ve buradan gençlerimize yeni evlenecek çiftlere düşük faizli kredi verecektik. Ne oldu? Ne oldu? Ne tartışıyoruz? Ne konuşuyoruz şimdi? İnsanlar işte traktörünü marşına basıyorlar. Üretim yapamayacak duruma geldiler. Ya yani çok çabuk unuttu iktidar partisi verdiği sözleri. Bir zafer sarhoşluğu yaşıyor, öyle gözüküyor. Nasılsa ben seçimi kazandım. İstediğimi yaparım. İğneden ipliğe her şeye zam yaparım. Hayır yapamazsın. Yapamazsın kardeşim. Ee, biz buradayız. Her ne kadar bazı konularda eleştirilsek de mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz bu vatandaş için. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz çok farklı çalışmalar da yapacağız ve tüm Isparta'yı da gezeceğiz tekrar. E, vatandaşlarımızla da bir araya geleceğiz. Kendi çözüm önerilerimizi nasıl anlattıysak seçimden önce şimdi de e, anlatmaya devam edeceğiz.